Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bir bilanço analizi videosuyla da karşınızda olmaya çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bir bilançoya bakarak hisse iyi ya da kötü denilmez. Ya da bir bilanço iyi ya da bir bilanço kötü diye de hisse direkt gözünüzden düşmemesi lazım. Bunu söylemek istiyorum. Yani bu konu hakkında bana birçok soru geliyor. Yani direkt bilanço kötü diye işte portföyden çıkaralım mı, ne yapalım gibisinden. Yani bir bilançoya bakarak direkt kesinlikle böyle bir karar verilmez. Önemli olan hissenin yıllar içindeki büyümesidir. Bunu önemsemelisiniz. Şimdi arkadaşlar hemen ilk bilançomla başlamak istiyorum bu uyarıyı yaptıktan sonra. Şimdi Afyon'a baktığımız zaman satışlarını 75'ten 98'e çıkarmış. 1 puanı verelim. 16'dan 23'e defa bök çıkmış. 1 puan daha verelim. Net kâra baktığımız zaman 9'dan 14'e çıkmış. 1 puan daha verelim. 3 puan. Net borçta bir artış var ama öz kaynaklar net borcu kapsıyor. Bir sıkıntı yok yani daha büyük. Buradan 1 puan daha verelim. 4 puan. Öz kaynaklar artmış 5 puan. Şimdi hemen bir oran orantıdan evet, bu daha önceki değerlerimiz şunları bir silelim. Şimdi 570 bölü 705. Bu şu anki değer 80.8. Önceki değerde 556 bölü 686. Bu da 81 küsürlerde. Yani arkadaşlar 80.8'e düşmüş öz kaynak bölü aktif oranı. Buradan da kaldıraç oranının arttığını söyleyebiliriz. O yüzden şimdilik 5 puan arkadaşlar kaldım. Şimdi hemen oranlarına bakalım. Öncelikle tabii ki bir öz kaynak kârına bakalım. 2.47 bölü 14.76. %16'lık 16.7'lik bir öz sarma kârlı var. Piyasaya göre biraz düşük kalmış. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi Afyon'un sektöre göre durumuna da bakalım. Afyon çimento sektörüne göre 16.73 Afyon çimentonun öz kaynağı. Sektörün 16.7 ortalaması var. Yani burada bir miktar da olsa üstünde kaldığı için buradan 1 puanı ben vermek istiyorum arkadaşlar. Yani kaç puan oldu? 5'te 6 puan oldu. Daha sonrasında FK'mız 14.76'ymış. Çimento sektörüne göre iyi bir FK'ya sahip. 7 puan. PDDD'miz 2.47. O da yine güzel. 8 puan. FDFAVÖK 19.19. O pahalı kalmış. Piyasa değerimiz 1.4 milyar. Satışlarımızda 369 milyon. Yani burada 3.5 civarında bir oran çıkacak. O da yine sektöre göre fazla. Net borç bölü FAVÖK'e bakarsak net borç 64. FAVÖK'lerimiz de 76. Yani birden biraz daha düşük bir rakam çıkacak. 0.80-0.90 civarında. Sektörünün 1.23. Yani bu anlamda da sektörüne göre güzel olduğu için toplamda arkadaşlar burada 9 puanlık bir bilançoya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir diğer bilançomuz arkadaşlar. Alarko Carrier. Satışlarına baktığımız zaman 256'dan 305 50 milyonluk bir satış artışı var. FAVÖK'te 3'te 1 oranında düşmüş. Bu bayağı büyük bir çöküş. Yani çöküş demedim mi? Düşüş diyelim. 1 puan şimdilik. Net kârda bakın 27'den 4 milyona düşmüş. Bu da sıkıntılı. Net borçta da bir artış var. Öz kaynaklarda bir net borç kapatışına bakarsak öz kaynaklar net borçtan büyük arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yok. Buradan 1 puan daha verelim. 2 puan. Öz kaynaklar artmış. 3 puan. Bakın öz kaynaklar artarken bakın 3 milyon artmış. Aktifler 24 milyon azalmış. Yani bu ne demek oluyor? Kaldıraç oranım düştü demek oluyor. Buradan da 1 puan daha veriyoruz. 4 puanı var şimdiye kadar Alarko Carrier. Şimdi arkadaşlar 7 bölü 65.53 yaparak evet %10.6'lık bir öz sarma kârlı var. Bu da piyasaya göre düşük bir oran hala 4 puanda kaldı şu ana kadar. Şimdi sektöre göre durumunu da değerlendirelim. Alarko Carrier dayanıklı tüketim sektörüne göre öz sarma kârlı kötü kalmış. FK 65 o da yine çok fazla. PDDD'miz 7 o da fazla gözüküyor. FK'mız pardon FDFV'miz 54 o da fazla gözüküyor. Piyasa değerimiz 3.2 milyar satışlarımız 1 milyar yani direkt 3.2 diyebiliriz. Piyasa değeri bölü satışa o da yine sektör göre fazla kalmış. Net borcumuz 146. Yıllık FAVÖK'ümüz de 61. Yani buradan yaklaşık olarak 2.5'a yakın bir rakam çıkacaktır. Yani 2.5-2.4 gibi. O anlamda yine sektörünün bir miktar üzerinde kaldığını
söyleyebiliriz. Yani burada iyi kaldığı bir şey yok aslında. Yani sektöre göre her şey çok pahalı. Özserme karlılığı da düşük. O yüzden 4 puanlık bir bilançosu olduğunu, 4 puanın da çok iyi olmadığını söylemek gerekir. Şimdi geldik arkadaşlar bir diğer bilançomuz Anadolu Sigorta. Evet, yıllık net kâr marjına bakarsak bir miktar düşüş var. Yatırım gelirlerine bakarsak 40 milyonluk bir artış. Buradan 1 puanı verelim. Yatırım giderlerine bakarsak buradan yine de burada da yine bir artış var. Sigorta teknik karşılıklarında da bakın bir miktar artış var. Buradan 1 puan daha verelim. 2 puan. Genel teknik bölüm dengesine bakalım. Çeyrek olarak bakarsak bakın burada 163'ten 66'ya düşmüş. Burada bir sıkıntı var. Hayat dışı teknik gelire bakarsak burada 1600 1.6 milyardan 2 milyar çıkmış. Buradan 1 puan daha verelim. 3 puan. Hayat dışı teknik gidere bakarsak burada da bir artış var. Öz sermaye artmış. Buradan da 1 puan daha verelim. 4 puan. Çeyreklik net kâra bakarsak bakın o da 101 milyondan 28 milyona düşmüş. Burada bir net kâr düşüşü var arkadaşlar. Şimdilik 4 puanlık bir bilançosu olduğunu söyleyelim. Hemen öz sermaye kârına bakalım. 1 bölüm 7.04. Burada %14'lük bir öz sermaye kârlığı var. Piyasaya göre düşük kaldığını söylemek gerekir. Hemen Anadolu Sigorta'nın sektöre göre durumuna da bakalım. Şimdi %14'lük öz sermaye kârlığı sektörüne göre düşük kalmış. Daha sonrasında ise FK'mız 7'ymiş. O sektöre göre yüksek. PDB'de de 1. O da sektöre göre güzel kalmış arkadaşlar. Buradan 1 puan daha verdik. 5 puanı oldu. Evet, 5 puanlık bir bilançosu olduğunu söyleyebiliriz Anadolu Sigorta'nın. Şimdi geldik arkadaşlar Altın Yunus Çeşme'nin bilançosuna. Şimdi satışlara bakarsak satışlar 15'ten 45'e 3 kat artmış. FAVÖK 6'dan 29'a 4 hatta 5 kata yakın bir artış var. Burada da güzel bir artış var. Net kâr bakın 2.97'den 27'ye artmış. Yani neredeyse 10 katlık bir artış var. Net borçta da güzel bir azalış var. Net borç öz kaynaklardan düşük. Bu da güzel. Öz kaynaklarda da güzel bir artış var. Öz kaynaklar bakın 30 milyon artmış. Aktifler 15 milyon artmış. Yani öz kaynakların artışı daha fazla olduğu için kaldıraç oranı da düşecektir arkadaşlar. O yüzden şu ana kadar bilançoda artış olarak gerçekten güzel bir bilanço. Burada 7 puan üzerinden 7 puanı almış Altın Yunus Çeşme. Gayet güzel arkadaşlar. Şimdi tabii ki de çok rasyoları uçuk kaçık. Hemen ona bakacağız. Rakamlar gayet güzel ama tabii ki sektörüne göre durumu da çok çok önemli. Şimdi 5.88 bölüm 85.64 yapalım. Bakın %7'lik öz sermaye kârlığı oldukça kötü. Şimdi sektöre göre bakalım bir de. Şimdi Altın Yunus Çeşme alt pazarda yer aldığı için pazarına göre değerlendirmek gerekir. Şimdi alt pazar hisseleri içinde bakarsak öz sermaye kârlığı yine de düşük kalmış. FK'mız 85 küsürlerde, o da yine çok fazla. PDD'miz 5.88, o da yine çok fazla. FDFAVÖK 51.16, o da yine çok fazla. Piyasa değerimiz 1.37 milyar, satışlarımız da 56 milyar arkadaşlar. Yani burada çok 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 büyük bir rakam çıkacaktır. Yani burada rahat 20'den bile fazla bir rakam çıkacaktır ki pazar alt pazar hisselerinin 0.62. Net borcumuz 2 milyon, FAVÖK'ümüz 26 milyon arkadaşlar. Yani burada 2.8 bölü 26 yaparsak yaklaşık 0.1 civarında bir şey çıkacak. Bu anlamda alt pazar hisselerine göre iyi olduğunu söyleyebiliriz. 7 puandan 8 puana çıkardık bilançonun puanını. Orta seviyede bir bilanço olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir diğer bilançomuz Demirtaş Döküm. Satışlar %103 milyondan 159'a çıkmış. FAVÖK'ümüz 13'ten 10'a gerilemiş arkadaşlar. Net kârımız da 8 milyondan 2 milyona gerilemiş. Net borçta bir artış var. Net borç öz kaynaklardan düşük, bu anlamda güzel. Buradan 1 puan da kaptı, 2 puan. Öz kaynaklar artmış arkadaşlar. Buradan da 1 puan da verdik, 3 puan. Öz kaynaklar artarken aktifler de artmış. Hemen bir oran orantı yapalım. Şimdi 178 bölü 471. %37.7. 149 bölü 406. Bu da arkadaşlar 36.6.
burada arkadaşlar görebiliyoruz ki öz sermaye bölü toplam aktifler oranı yükselmiş arkadaşlar 36.6'dan 37.7'ye. Eğer bu oran yükseldiyse kaldıraç oranının düştüğünü söylüyoruz zaten. Buradan da bir puan daha verdik arkadaşlar ve buradan verdiğimiz puanla birlikte toplamda 4 puana ulaşmış oldu şu ana kadar. DMSAS tabii ki bir de sektörüne göre bakacağız arkadaşlar. Öncelikle bir öz sermaye karına bakalım. 2.7 bölü 13.52. Evet %19.9 yani %20 diyebiliriz. Yani kıl payı sektör yani sektöre göre değil pardon. Piyasaya göre kıl payı da olsa iyi olduğunu söylemek gerekir arkadaşlar. O yüzden 4 puan olan puan 5 puana yükseldi. Şimdi DMSAS sektöre göre bakalım. DMSAS demir ve çelik sektöründe yer alan bir hisse. Sektöre göre öz sermaye karlılığının düşük kaldığını söylemek gerekir. FK'mız 13.52. O da yüksek kalmış. PDDD'miz 2.70. O da yine yüksek kalmış. FDFAB'miz 10.55. O da yine yüksek kalmış. Piyasa değerimiz 482 milyon. Satışlarımız da 596 milyon. Evet bakın piyasa değeri bir satış 1.18 ama DMSAS'ın birden düşük olduğu için 1 puan daha veriyoruz ve top şu ana kadar 6 puan olmuş oldu. Şimdi bir de son olarak net borç bölü FAVE'ye bakacağız. Net borç 133, FAVE 58 arkadaşlar. Yani burada 2 nokta küsürlü bir rakam çıkacak. O da yine demir çelik sektörüne göre fazla kalıyor. O yüzden buradan puan veremiyoruz. 6 puanlık bir bilançosu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir diğer bilançomuz arkadaşlar. İşbank finansal kiralama. Satışlarımız 200'den 600'e çıkmış. Gayet güzel. FAVÖK 107'den 191'e çıkmış. Yine güzel. Net karımız 83'ten 136'ya çıkmış. Gayet güzel. 3 puan şimdilik. Net borçta bir artış var. Öz kaynaklardan fazla arkadaşlar net borç. Daha sonrasında öz kaynaklarda bir artış var. Gördüğünüz gibi. Buradan da bir puan daha verebiliriz. 4 puan. Baktığımız zaman 500 milyonluk bir aktif artışı var. Buna rağmen 70 milyonluk öz kaynak artışı var. Yani burada rahatça söyleyebiliriz ki kaldıraç oranımız artmış. O yüzden buradan puan veremiyoruz. Şu ana kadar 4 puanlık bir bilançosu olduğunu söyleyebiliriz. 1.19 bölü 6 yaparsak %19.8 yani bu da ucu ucuna enflasyondan biraz daha yüksek. Buradan da 1 puan daha verebiliriz. 5 puanı oldu İşbank finansal kiralamanın. Şimdi İşbank finansal kiralamanın sektöre göre durumuna da bakalım. Sektöre göre güzel bir öz sermaye karlılığına sahip. Yani biraz da olsa yüksek. Buradan 1 puan daha verdik. 5 puan oldu. FK6 finansal kira, yani leasing sektörüne göre güzel bir FK'sı var. 7 puan. PDD'de 1.19. O da yine sektöre göre gayet güzel 8 puan. Yani zaten bu sektöre baktığımız zaman yani leasing sektörüne baktığımız zaman herhalde yatırılacak tek hisse diye düşünüyorum. Yani İşfin'in hani Şekerbank finansal kiralama ve Vakfiye'ne göre hem öz sermaye karlılığı güzel hem de FK ve PDDD'si daha ucuz. Evet geldik şimdi arkadaşlar Peto'nun bilançosuna. Peto'na baktığımız zaman satışlarımız 216'dan 316'ya çıkmış. Fabriklerimiz 17'den 34'e 2 kat yükselmiş. Net kar 23'ten 37'ye çıkmış. 3 puanı verdik şimdilik. Net borçta bir artış var. Net borcumuz öz kaynaktan az olduğu için buradan 1 puan daha veriyoruz. 4 puan. Öz kaynaklarda bir artış var arkadaşlar. Buradan da 1 puan daha veriyoruz. 5 puanı oldu. Şimdi öz kaynaklarla aktifleri bir kıyaslayalım. 787 bölü 1224. 0.64 çıktı. 741 bölü 1129. Bu da 0.65 çıktı arkadaşlar. Yani %64.3 olan öz kaynak bölü aktif oranı pardon arkadaşlar biraz kafam karıştı özür dilerim. Son bilançoyla oran 0.64'e gerilemiş arkadaşlar. Bunu söylemeye çalışıyorum aslında. Yani %65 olan öz kaynak bölü aktif oranı %64'e gerilemiş. Yani bu gerilediği için de kaldıraç oranı artmış otomatikman. Yani buradan puan veremiyoruz. Şimdilik 5 puanlık bir bilanço olduğunu söyleyelim. Şimdi hemen rasyolarına da bakalım. 0.92 bölü 6.94. Buradan %13'lük bir öz sermaye karlılığına
sahip olduğunu söyleyebiliriz. Petun'un yani burada piyasaya göre düşük kaldığını söylemek gerekir. Şimdi arkadaşlar Petun'un sektöre göre durumuna da bakalım. Şimdi Petun gıda sektöründe yer alan hisse ve gıda sektörüne göre öz sarmı karlı düşük kalmış. O yüzden buradan puan veremiyoruz. Hala 5 puanda kaldım. FK'mız 6.94. Sektöre göre güzel 6 puan oldu. PDDD'miz 0.92. Sektöre göre güzel 7 puan. FDFAFÖ'müz 7.49. O da yine sektöre göre güzel 8 puan. Piyasa değerimiz 722 milyon. Satış yarımız da 1 milyar. Yani buradan 0.7'lik yani 7'ye yakın bir rakam çıkacak. O da yine sektöre göre güzel 9 puanı oldu. Net borcumuz 103 milyon. FAVÖ'müz 110 milyon. Yani net borç bile FAVÖ birden biraz daha düşük bir rakam çıkacaktır. Zaten sektörünün 1.54 ortalaması var. Bu da gayet güzel. Yani 10 puanlık bir bilançosu olduğunu söylemek gerekir Petun'un. Şimdi geldik arkadaşlar. Bir diğer bilançomuz Pınar Su. Satışlarımız 73'ten 120'ye çıkmış. FAVÖK'te 17'den 12'ye gerilemiş. Yani şimdilik 1 puan. Net karımız negatif gelmiş. Buradan da bir puan veremiyoruz. Net borçta bir azalış var arkadaşlar. Buradan 1 puan verelim. 2 puan. Öz kaynaklarda bir azalış var. Öz kaynaklar azalırken aktifler artmış. Yani burada başka puan verebileceğimiz bir yer yok arkadaşlar. Şimdilik 2 puanlık bir bilançosu olduğunu söyleyelim. Şimdi öz sermaye karlılığı zaten yok. FK'sı da yok. Bunları değerlendiremiyoruz. Şimdi PDDD'de bakacağız. Pınar Su zaten Pınar Su sanırsam alt pazara gitmiş. Şöyle yazalım. Evet Pınar Su pardon içecek sektörüne gitmiş arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi Pınar Su'nun zaten FK'sı FK'sı ve Östarma karlı olmadığını söyledik. PDDD'miz 8.28. O da yine oldukça fazla. 1.56 zaten içecek sektörünün ortalaması. FDFAB'miz 24. O da yine fazla. Piyasa değerimiz 369. Satışlarımız 289. Yani burada birden yüksek bir rakam çıkacak. Bu sektöre baktığımız zaman 0.71. Burada da yine sıkıntılar var. Net borcu bakarsak net borç 239 milyon. FAVÖK yıllık bazda da 25 milyon arkadaşlar. Yani burada 9 çıkacaktır. Yani 9'a yakın bir rakam çıkacaktır. 9 civarında bu zaten sektörün 0.75 ortalaması var. Burada da yine sıkıntılar var. Yani iyi bir yani hatta kötü bir bilançosu olduğunu söylemek gerekir. 2 puanlık bir bilanço. Şimdi Tat Gıda ve Vakıfbank gayrimenkul kaldı arkadaşlar. Hemen Tat Gıda'ya da bakalım. Tat Gıda'da satışlarımız 185'ten 280'e çıkmış. FAVÖ'müz 32'den 30'a gerilemiş. Buradan puan veremiyoruz. 1 puan şimdilik. Net karımız 13'ten 29'a çıkmış. Gayet güzel. Buradan 1 puan da verelim. 2 puan. Net borcumuz artmış. Öz kaynaklarımız artmış. Öz kaynak karşısından 1 puan da verdik. 3 puan. Net borç öz kaynağı karşılıyor. 4 puan. Şimdi öz kaynaklar artarken bakın öz kaynaklar 30 milyon artmış. Aktifler ise arkadaşlar neredeyse 500 milyon artmış. Hani burada kıyaslama bile yapmamıza gerek yok. Zaten kaldıraç oranının çok çok arttığını buradan anlayabiliyoruz. Şimdilik arkadaşlar 4 puanlık bir bilanço olduğunu söylemek gerekir. Hemen değerlerine bakalım. 1.54 bölü 4.69. Evet %33'e yakın bir öz sermaye karlı var. Gayet güzel. 1 puan da buradan verdik piyasadan. Yani piyasadaki enflasyona göre iyi bir öz sermaye karlı. Buradan 1 puan daha verdik. 5 puan. Şimdi Tat Gıda'nın zaten gıda sektöründe yer aldığını bilmeyen kalmadı. Hemen gıda sektörüne göre değerlerine bakalım. Öz sermaye karlı buraya göre de güzel. 1 puan daha verdik. 6 puan. FK'mız 4.69. Sektöre göre yarı yarıya gayet güzel. 7 puan. PDD'de 1.54. Sektöre göre yine güzel 8 puan. FDFAFÖK 11.10. Bu anlamda biraz yüksek kalmış. Piyasa değerimiz 1.3 milyar. Satışlarımız da 958 milyon. Yani 1.3'ten biraz daha fazla bir rakam çıkacaktır. Yani 1.4'e yakın bir rakam. O da yine fazla kalmış arkadaşlar. Net borç bile FAVÖK'e bakarsak. Bakın net borç 200 milyon. Yıllık FAVÖK'te 136 milyon. Yani burada 1.5'a yakın bir rakam çıkacaktır. Evet yani o da 1.54 olduğu için sektörün ortalaması şurada yazıyor arkadaşlar bakın. Hemen hesaplayalım. Şimdi 1.54'ten düşükse 1 puan daha vereceğiz ve toplamda 9 puanlık bir 9 ya da 8 arkadaşlar tam yanlış olmasın. 208 bölü 136
1.52 sektöre göre güzel. Yani 9 puanlık bir bilanço diyelim direkt Tat Gıda'ya. Kötü bir bilanço değil. Çok iyi de değil. İyi bir bilanço diyebiliriz buna. Geldik arkadaşlar son bilançomuza. Ben bir su alayım bu arada. Evet, o kadar hızlı anlatıyoruz arkadaşlar. Boğazımız kuruyor. Kusura bakmayın. Şimdi Vakıfbank Gayrimenkul'ün 17 milyon olan satışları 4 milyona gerilemiş. Favökler negatif. Net kâra bakarsak net kârda 9'dan 41'e çıkmış arkadaşlar. Buradan 1 puanı verelim. Net borçta bir artış var. Ama net borçla yani öz kaynağı kıyaslarsak öz kaynağın çok çok fazla olduğunu zaten net borcun negatif olduğunu ve buradan 1 puan verilebileceğini söylemek gerekir. 1 puan daha buradan verirsek 2 puan. Öz kaynaklarda bir artış var ufak da olsa. Buradan da 1 puan daha verelim. 3 puan. Bakın öz kaynaklar çok ufak artmış. Aktiflerde çok çok ufak azalmış. Yani bak şöyle bakalım hemen. 2019'dan 2060'a çıkmış öz kaynaklar. Aktiflerde 3518'den 3514'e azalmış. Çok az da olsa azalmış. Yani aktifler azalırken öz kaynakların artması kaldıraç oranının düştüğü anlamına gelir. Arkadaşlar bu da şundan önemli. Kaldıraç oranı aslında bizim yükümlülüklerimizin şirkete uyguladığı baskıyı anlatır bize. Ve yükümlülükler ne kadar fazla olursa şirketin üzerinde de o kadar ağırlık olur. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Yani yükümlülük dediğiniz aslında sizin bir nevi yola çıkarken aldığınız yani yük gibi düşünün bunu. Bu yüklerden ne kadar çok kurtulursanız şirkette o kadar rahatlar ve ilerlemeye başlar. Yani böyle düşünün. Yani o yüzden buradan bakın kaldıraç oranı gerçekten de önemli bir rasyodur. Bunu atlamamanız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi buradan azaldığını söyledik. Buradan 1 puanla veriyoruz ve bu 1 puanla birlikte toplamda buradan 3 puanı vermiş olduk. Pardon 3 puan değil 4 puan. Özür dilerim. Şimdi arkadaşlar hemen öz sermaye kârına bakalım. 0.77 bölü 9.46. Bakın %8'lik çok düşük bir öz sermaye kârlı olduğunu söyleyelim. Şimdi Vakıfbank Gayrimenkul'e bakacak olursak arkadaşlar öz sermaye kârlı sektörünün bile altında. Hala 4 puanı koruyor. FK'mız 9.46. Sektöre göre güzel. 5 puan. PDB'de 0.77. Sektöre göre güzel. 6 puan. Piyasa değil. Pardon. FDB Favik yok. Çünkü yıllık Favik negatif arkadaşlar. Piyasa değerimiz 1.58 milyar. Satışlarımız 8 milyon. Yani çok 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 düşük kalmış satışlar. Ondan dolayı da burada yani sektöre göre iyi olmasının imkanı bile yok. Yani 4 zaten. 4.80 sektörün ortalaması. Çok çok hani hesaplamaya bile gerek yok. Kötü. Net borç negatif olduğu için arkadaşlar buradan 1 puanı verelim. 6 puanı olan puan 7 puanı çıktı. Çünkü net borç negatif olduğu için otomatikman sektöre göre iyi oluyor. Toplamda 7 puanlık bir bilançosu var. Orta bir bilanço diyebiliriz. Yani bu ne iyi ne kötü. Hani iyi olanlara iyi diyoruz. Çok iyi olanlara çok iyi diyoruz. Mesela Ereğli'nin bilançosu inanılmaz iyiydi. Çok güzel bir bilançosu gelmiş. Öyle bilançolar gerçekten insanın tabii ki de ruhunu kabartıyor böyle. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar sadece bir bilançoya bakarak hisse iyi ya da kötü denilmez. Önemli olan hissenin büyümesine odaklanmak. Büyüyen gelişen şirket her türlü bir tökezler, iki tökezler, üçte ayağa kalkar arkadaşlar. Önemli olan şirketin büyümesine odaklanmak. Evet arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve de açıklama kısmından da Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.